Fenerbahçeliler, değerli futbol severler, Fenerbahçeli Bukowski'den herkese gönül dolusu sevgiler. Fenerbahçe'nin gündemindeki oyuncu ve hoca analiz serimize adı son günlerde sıkça Fenerbahçeli anılan Fabio Martins'le devam ediyoruz. Portekizli kanat oyuncusunun kısa kariyeri, oyuncu özellikleri ve Fenerbahçe'ye olası katkılarını değerlendireceğimiz bu tanıtım analiz videosunun sonunda hepinizin Fabio Martins'le ilgili genel bir fikre sahip olması temel amacımız. İçeriğimize start vermeden kanalımıza abone olmayı unutmamanızı özellikle ama özellikle rica ediyoruz. Hazırsanız gaza basıyoruz. ...1993 yılında Villanova de Gaia'da doğan Fabio Martins futbola Porto altyapısında başladı. 2014 yılında Braga B takımına transfer oldu ve Braga'da eldeki benzer oyuncu profilinin fazla olması nedeniyle 2019 yılına kadar sürekli olarak farklı takımlara gitmek, kiralanmak zorunda kaldı. Oyuncu bireysel kariyerindeki gerçek patlamayı kiralanmış olduğu Famalicão takımında gerçekleştirdi. Famalicão formasıyla 36 karşılaşmada 12 gol 6 asistlik üretkenlik gösterdi. Geçen sezon adı yine Fenerbahçe'nin anılmasına rağmen Suudi Arabistan takımlarından El Shabab'a kiralandı. Ve Arabistan'da 27 karşılaşmada forma giyip takım adına 9 gol 4 asistlik katkı sağladı. Evet arkadaşlar, Fabio Martins sağ önde ve 10 numara pozisyonlarında görev de alsa en yüksek verim verdiği pozisyonun sol ön olduğunu söylemeliyiz. Martins 1.78 boy ve 70 kilo ağırlığıyla fiziksel olarak çok güçlü bir oyuncu değil. Ancak fiziksel dezavantajlarına rağmen yüksek tekniği, çevikliği, oyun görüşü ve fena olmayan hızı ile sol önde yüksek bir yaratıcılık vaat ediyor. Fabio Martins oyuncu yapısı itibariyle topla buluştuğunda çizgiyi kullanmaktansa Sto, Valbuena gibi ters ayaklı, içeri kat eden bir oyuncu olduğunu da söylemem lazım. İçeriye doğru etkili kullandığı toplu koşularını ya yüksek yüzleri şutlarla ya da araya bıraktığı kilit ara pasları bitirmeyi seçiyor. Sto, Valbuena, Martins üçlüsünü birlikte değerlendirdiğimizde Martins'in daha çok Sto gibi şutör ve skorer bir oyuncu olduğunu ifade edelim. Martins oyun içerisinde kafası sürekli yukarıda olan ve kaleye düşündüğünde gole çevirme yüzdesi yüksek olan bir kanat oyuncusu. Ayrıca yapısı itibariyle oyun içerisinde kısa pas oynamayı tercih ettiğini, kanatlardan orta yapan bir oyuncu olmadığını da altını çizelim. Bu yüzden topa sahip olan, pas oyunu oynayan takımlarda orta sahayı çoklama becerisiyle takım pas oyununa net katkı verecektir. Fabio Martins'in gelişme alanlarına baktığımızda arkadaşlar en büyük sorununun savunma direnci yüksek bir oyuncu olmaması olduğunu söyleyebilirim. Bu sıkıntı arkasındaki kanat bekinin savunma prensiplerine bağlı bir oyuncu olması sonucunu doğuruyor. Ayrıca oyun içerisinde çok fazla iniş çıkışlar yaşayabilen bir oyuncu. Özellikle topu ayağını istemesi ve koşu yolu paslarında veriminin düşmesi takımın atak çeşitliliğini düşürdüğünü de söylemek gerekiyor. Fabio Martins ile ilgili aklınıza madem bu kadar iyi oyuncu neden sürekli Braga onu kiralamış sorusu gelebilir. Bunun basit bir cevabı var. Braga'nın oyun sistemine bakıldığında bu sorulara yanıt alabiliyorsunuz. Braga sisteminde direkt kaleye giden hızlı kanat oyuncuları tercih ediliyor. Ayrıca sol kanatta Galliano, Ricardo Horta'nın devamlılığı ve potansiyelleri Fabio Martins sürekli olarak kadro dışında kalmasına neden olmuş. Genel bir yorumla Martins'in Braga'da kalmamasının ana nedeni oyun sistemine
uymuyor olması. Evet arkadaşlar, gelelim günün sorusuna. Fabio Martins Fenerbahçe'de başarılı olabilir mi? Bu sorunun cevabı net olarak vermek mümkün değil. Fenerbahçe'nin geçen sene hücum planlarından biri de Perotti'nin dar alan yeteneklerinden ve pasörlüğünden faydalanmaktı. Perotti'nin sakatlığı buna izin vermedi. Gelecek yıl Fenerbahçe'nin hocası Favre ya da şöyle söyleyelim, yüksek şiddette pas oyunu ile topa sahip olmayı amaçlayan bir hoca olacaksa Fabio Martins bu sistemde büyük işler yapabilir. Ancak direkt kaleye gitmeyi tercih eden, kanatları çizgiye basarak kullanmayı amaçlayan bir hocanın elinde ne yazık ki faydalı olamaz. Bu noktada oyuncunun olası performansının gelecek teknik adam ve onun oynatacağı sisteme göre değerlendirilmesi gerekir diye düşünüyorum. Evet arkadaşlar, yine bir solukta Portekizli sol kanat oyuncusu Fabio Martins analiz videomuzun sonuna geldik. Öncelikli olarak kanalımıza göstermiş olduğunuz ilgi için hepinize ayrı ayrı teşekkür ederim. Sizler sayesinde gün ve gün büyümeye devam ediyoruz. Yeni içerikler, yeni videolar, yeni tanıtım ve analiz çalışmalarında görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. İnadına isyan, inadına Fenerbahçe.